İsmim Alparslan Babaoğlu. Aslında elektronik mühendisiyim. 1985 yılında hobi olarak başladım Ebru'ya. Mustafa Zügüman'a talebe oldum. O Ebru sanatının son ustasıydı. 89'da icazet aldım. 90'da vefat etti hoca. Hocayı kaybettikten bugüne kadar hocanın çizgisinde gelenekli Türk Ebru'sunu yapmaya ve öğretmeye gayret ediyorum. Bunun için işte üniversitelerde ders verdim, çeşitli üniversitelerde. Şu anda Klasik Türk Sanatları Vakfı'nda ders veriyorum. Ebru ile ilgili kitaplar yazdım, yayınlandı. Yani Ebru'ya hizmet etmeye gayret ediyorum. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Ebru tarihini araştırmak amacıyla doktora yapıyorum. Şimdi bu somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları diye bir kavram var. Bir takım bizim kültürümüze ait önemli unsurlar kaybolmaya yüz tutmuş önemli unsurları kaybolmadan gelecek nesillere aktarmak üzere köprü vazifesi gören insanlara böyle bir ödül veriyorlar. Yani bunların içerisinde semerciler var, bastoncular var, hattatlar var, müzehipler, sedefkarlar, ebrucular, çok çeşitli sanat gruplarından, zanaat gruplarından insanlar var. Bu senede Ebru dalında beni böyle bir ödüle layık görmüş Kültür ve Turizm Bakanlığı. Dün bu ödülü takdim ettiler, verdiler. Külliyeye davet ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık. Ben son derece mutlu oldum böyle bir ödül almaktan. Yani şöyle bir dörtlük var, bilmiyorum biliyor musunuz? Sağlığında nice ehliyelerin bir tutam tuz bile yoktur aşına. Öldürür önce onu açlıktan, sonra türbe dikerler başına diye bir dörtlük var. Bu yani insanların sağlığında kıymeti bilinmiyor. Öldükten sonra da ne büyük adamdı ya diye arkasından metiyeler düzülüyor anlamında. Bir dörtlük, sağken, hayattayken takdir edilmek çok güzel bir duygu. Onu yaşamış oldum. O bakımdan çok mutluyum. Hem tebrik ettiler hem çok mutlu oldular. Mutlu olmayacak bir şey değil. Yani bu ödül böyle layık görmek herkesi mutlu eder. Yani. Zaten yapmak istediğimiz bizim o. Benim kendi adıma yapmak istediğim geçmişten gelen Ebru ile alakalı birikimi gelecek nesillere aktarmak için kurslarla, derslerle, özel atölyemde talebe yetiştirerek onlara öğretip gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyorum zaten. Yani benim yapmak istediğim de o zaten ya da yaptığım o. Yani Ebru'yu kaybolmadan gelecek nesillere ustamdan aldığım gibi aktarmaya gayret ediyorum. Bu ödülle o tescillenmiş oldu. Doğru yaptığım tescillenmiş oldu. Yani bunun böyle olması gerektiği benim de doğru yapılması gerekeni yaptığım tescillenmiş oldu. O bakımdan çok mutlu oldum. Onu ifade edebilirim. Ebru öğrettiği öğrencilerine icazet vermeye başladı artık. Yani Ebru'da benim torunlarım var şu anda. İkinci, üçüncü nesil Ebru'cular var. Benim dalımdan, kolumdan devam eden. Elbette onlar da bu ödüle layık görülebilirler. Onların da yaptıkları bu aslında. Bu ödülün amacının tam karşılığını yapıyoruz biz. Onlar da yapıyorlar. Dolayısıyla onlar da ödül alabilirler tabii. Şimdi Ebru yapmak için kıvamı artılmış bir sıvının üzerine doğal boyaları atın kuyruk kıllarını güllanla sararak yaptığımız fırçalarla serpiyoruz. Boyaları da suyun üzerine batmadan açılsınlar diye sıvı rödük atıyoruz. Ortaya çıkan desenle tatmin olduğumuz zaman da sıvının üzerine bir kağıt kapatıyoruz. Bütün boyalar kağıda yapışıyorlar. Ebru böyle yapılıyor, çok basit tarifiyle. Kullanım yerine gelince böyle soluk renkli renklerle yapılan ebrular üzerine yazı yazmak için hattatlar tarafından kullanılıyor. Yan kağıt dediğimiz çiçekli ebrular, battal ebrular cilt kapaklarında kullanılıyor. Yan kağıdı olarak kullanılıyor ya da çağır köşe cilt dediğimiz ciltlerde cilt bezi yerine kullanılıyor. Diğer ebrular da bunlarla beraber levha pervazlarında kullanılıyor. Murakka albümlerinde kullanılıyor. Ebru'nun kullanım yerleri de tamamen klasik aslında. Yani biz duvara asmak için ebru yapmıyoruz. Yani resim mantığıyla ebru yapmıyoruz. Biz bir kullanım yerini gözeterek ebru yapıyoruz. Ama çok beğenen insanlar çerçeveleyip duvarlarına asıyorlar. Benim de evimde böyle duvarda çerçevelenmiş ebrular var. Bunları duvara asmak için yapmadım ben. Hattatlar, mücellitler kullansın diye yaptım. Ama çok beğendim. Çerçeveleyip duvara astım. Devamlı seyretmek istedim. Şu anda önünden geçtikçe seyrediyorum. Her baktığım yerde köşesinde farklı bir şey görüyorum. Bizim ebru geleneğimizde duvar asmak için ebru yapmak yok. Bir kullanım yeri gözeterek ebru yapmak var. Bunlar tamamen doğal malzemelerle yapılması lazım. Çünkü 300 yıllık, 400 yıllık bir kitabın, bir Kur'an-ı Kerim'in restorasyonunda kullanılıyor bu ebrular. Dolayısıyla boyaların içerisinde asit olursa ya da kullanılan kağıtta asit olursa bu asit zamanla kağıdı yakar. O cilt yeniden tamire ihtiyaç gösterir. Yani 400 yıllık bir cildi bugün restore ettiniz, tamir ettiniz. İçinde yanlış malzemeler kullandınız. Yani asit ihtiva eden boyalar ve kağıt kullandınız. Bu durumda 50 sene, 100 sene sonra o cildi tekrar tamir etmek gerekir. Çünkü o boyalardaki ve kağıttaki asitler kağıdı yakar, cilt yeniden tahrip olur. Dolayısıyla tamamen doğal malzemeler yapmak lazım bunu.
Biz de öyle yapıyoruz. Tabii kıymetiyle doğru orantılı olarak evimin en güzel yerinde sergileyip önünden geçtikçe de gururlanmak istiyorum doğal olarak. Onun için evimin en güzel köşesine koydum. Devamlı seyrediyorum bu ödülü. Tevfik Alparslan Babaoğlu, Ebru sanatçısı.